Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeref Yıldırım. Bilecik pazar yerindeyiz. Diyeceksiniz ki hayvancılıkla kuaförün ne ilgisi, ne alakası var? Onlar bu vatanın bedelini kanlarıyla ödediler. Şimdi biz bu şehitliği arkamızda bırakarak Kezban Hanım'ın evine doğru geçiyoruz. Ben Kezban Ayyer. Meslek olarak kuaförlük yaptım. Tabii Halep keçisi sevdasından dolayı. Gittim Adana Ceyhan'dan keçilerimi getirdim. Hayvanlar hem kendilerine baktılar hem bize baktılar o sene. Hakikaten herkes kazancından bahsetti. Bana ya keçi hasta olur. Ya bu hayvanlar işte yıllık şöyle bir işte periyodik aşısı var bunun. İlkbaharda şunu yaparsın, sonbaharda bunu yaparsın. Bunlardan kimse bahsetmedi. Yani ölür, hasta olur. Ani bir durum olur. Onları hiç hesap etmemiştim. Yoksa ben bu işe niye başladım gibi bir şey ben hiç kendime başladım. Hiçbir işte de bunu demedim ama bu keçi işinde de demiyorum yani. Bagajın altını dolduruyorum, yemleri üst üste kolay oluyor indirmesi falan. Böyle teknikler geliştiriyorum. Çuvalları sürükleyerek götürüyorum. Çocukların demiyor mu? Anne senin elinde bir şeyin var, mesleğin var. Evet. Sen niye uğraşıyorsun? Diyorlar bazen diyorlar. Yani sana dükkan açalım. Yani git kuaförlüğünü yap diyorlar mı? Hala diyorlar mı? Artık demiyorlar çünkü baş edemeyeceklerini anladılar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeref Yıldırım. Bilecik pazar yerindeyiz. Burada kuaför Kezban Hanım'ı ziyaret edeceğiz. Diyeceksiniz ki hayvancılıkla kuaförün ne ilgisi ne alakası var? Sizler için bugün farklı bir video seçtik. Yani farklı bir video çekeceğim. Kezban Hanım yani keçicilik işi yapıyor. Kuaförlüğü bırakmış, keçicilik işi yapıyor. Şimdi Kezban Hanım'ın ilginç hikayesini dinlemek için evine, hayvanlarının olduğu yere geçeceğiz. Videonun girişini burada yapayım dedim. Şimdi sizler için bu görüntüyü de çekeceğim. Çok duygulandım. Şimdi görüntüye geçiyoruz. Osman Gazi heykeli pazar yerinin girişinde çok güzel bir manzara, çok güzel bir görüntü. Sonra devam ediyor. 16 Türk Devleti'nin bayrakları sırayla. Ve burada da şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Burada temsili bir şehitlik var. Pazar yerinden ve çevre köylerinden Çanakkale Savaşı'na katılanların isimleri var burada. Allah hepsinin şehitliklerini kabul eylesin. Burada Sarıdayı köyünden Mustafa oğlu Osman. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Fıranlar köyünden Karagöz oğullarına Mustafa oğlu Mehmet Ali. Dülgeroğlu köyünden Hatip Ömer Efendi oğlu Ali. Böyle sıradan. Burada da terör şehitleri var. Sarıdayı köyünden Efraim oğlu Sedat Çakır. Böyle sırayla gidiyor. Evet. Bozca Armut köyünden Ahmet oğlu Yavuz Cengiz. Benim tertibimmiş. 73 doğumlu. 94'te şehit olmuş. Allah mekanını cennet eylesin, tertibimi. Hepsi bu güzelimiz bayrak için, bu güzel yurdumuz için bu topraklarda şehit olmuşlar. Allah şehitliklerini kabul eylesin. Onlar bu vatanın bedelini kanlarıyla ödediler. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Bize bu güzel vatanı canları pahasına emanet eden aziz şehitlerimizin anısına ruhları şad olsun. Buraya böyle bir anıt dikilmiş. Çok da güzel olmuş. Şimdi biz bu şehitliği arkamızda bırakarak Kezban Hanım'ın evine doğru geçiyoruz. Videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Kezban Ayyer, 48 yaşındayım.
Eskişehir doğumluyum aslen. Ama 25 yıl kadar Bozüyük'te yaşadım. Bozüyük'te yaşadığım sürece meslek olarak kuaförlük yaptım. Daha sonrasında bu Pazaryeri ilçesine taşındım. Tabii Halep keçisi sevdasından dolayı. Gittim Adana Ceyhan'dan keçilerimi getirdim. 2019 yılında. O günden bugüne de keçilerimle zaman geçiriyorum. Kuaförlük kaç yıl yaptınız Kezban Hanım? Hemen hemen 15 yıla yakın. Peki ailede var mı hayvancılık? Yani annede, babada? Şöyle köyde yetişmiş insanlar az çok. Vardı tabii ama kendimize kadardı böyle. Siz de mi köyde yetiştiniz kendiniz? Çocukluğumun bir bölümü köyde geçti. Ben şöyle yaz dönemleri genelde babaannem ve anneannemin yanında kalırdım. Annemler Kütahya'da yaşıyordu, babamlar o zaman. Onların yanına geliyordum. İşte hayvanları vardı vesaire ama büyükbaş vardı. Sadece yaz tatilini geçirmek için geliyordum. Geliyordum. Sonrasında köyde de yaşadık bir müddet. Ama kendimize kadar böyle eski, yani eski düzen bir hayvancılık düşünün. O tarz bir şeydi. Kendimize kadar süt, peynir alıyorduk, yoğurt yapıyorduk vesaire, öyle şeyler. Nereden aklınıza geldi? Yani şimdi kuaför dükkanı deyince insanın aklına böyle ışıltılar içinde, yani aynaların içinde. Yani ne bileyim, hani böyle parfüm kokusu. Evet işte yani öyle diyorlar kokusundan... parfümlerden çıkıp. Yani böyle gübre kokusuna gelmek, yani ayağına cizme giyip. Evet. Yani nereden icap etti? Yani nereden aklınıza geldi? Nasıl oldu bu iş? Yani onu dinleyelim. Bir arkadaşımın kızında süt alerjisi çıktı. Hiçbir şekilde inekten olan peynir, yoğurt, süt hiçbirini tüketmemesi gerekiyordu. İşte onlar da keçi sütü aradılar doktorun tavsiyesiyle. Söğüt'te bir köyde buldular. Artık gidiyorlardı, haftalık 10 litre toplayıp geliyorlardı. İşte küçük şişelerle depoluyorlardı falan. Bu benim kafama çok takıldı. Neden yani bizim şöyle geçmişimize, Türklerin bir geçmişine baktığın zaman oba kültürü hala mevcut. Yani şu anda Akdeniz kıyılarında hala yapılıyor bildiğim kadarıyla. Araştırmaya başladım sonra ben. Hatta Bozüyük'te tarım ilçeye gittim. Dedim böyle ben bir şey düşünüyorum. Hayvancılık yapacağım. Oo çok güzel, bizim işte bir proje hazırlayalım sana. Sonra bu Halep keçilerini tavsiye etti. Orada bir arkadaşım vardı, çalışıyordu. Sonra bu keçileri araştırmaya başladım ben. Ama hemen hemen bir yıl kadar araştırdım. İşte Adana'yla irtibat kurdum. Orada o zaman Kuruçeşme, efendime söyleyeyim Cengiz Torunoğlu'nun çiftliği falan vardı. Onlarla irtibata geçtim. Ama tabii benim yerim yok. En başta Bozüyük'te, orada yaşıyordum o zaman. Sonra buraya gelip giderken oğlum burada Anadolu Lisesi'ndeydi. Baktım burası çok uygun bir yer. Hem ilçe, hem köy, hem kasaba, her şeyi barındırıyor. İşte marketi de var, dükkanı da var, hastanesi de var. Şehir içinde, ilçenin içinde hayvancılık da yapılabiliyor. Bu beni çok cezbetti. Sonra bahçeli bir ev aramaya başladım. Neyse kısa sürede onu da bulduk, hamdolsun. Gittim Adana Ceyhan'dan keçilerimi aldım geldim. Ayas keçi çiftliğinden. Sedat Ayas'tan. İşte orada o şekilde başladık yani. Peki bu aşamada yani ailen demedi mi? Sen ne yapıyorsun? Ya burada senin... keçi mi yok? Memlekette keçi mi kalmadı da Adana'ya gidiyorsun? Bunlar bana söylenmiş sözlerdi. Hayır, inatla gideceğim ben ama... de. Yani sizin istediğiniz keçiler yoktu buralarda, yoktu, doğru mu? Yoktu. Evet maalesef. Burada daha önce birisi getirmiş bakmış ama 5-6 yıl gibi bir süreç olmuş. O hayvanlar artık hakiki olarak kalmamış ellerinde. Kırma vesaire başka ırklarla karışmış. Ben de Halep keçisi diye tutturunca gittim Adana'dan aldım geldim. Öylece başladı işte. Şu anda da çok şükür hamdolsun devam ediyoruz yavaş yavaş. Yani çocuklarınızı falan yani bu keçilerle mi iş yap geçin dediniz? Yani bu hayvancılıkla tabii, mı keçi yap şöyle geçin tam dediniz? Tam biz o keçileri getirdiğimiz zaman pandemi patladı işte. Herkes eve tıkıldı ama benim ÇKS belgem var. Keçilere hayvan bakım belgem var. Ben hiçbir zaman eve kapanmadım. Aşı olmadım hamdolsun. Çünkü kimse çalışamıyordu. Eve para gelmiyor. Ekstra bir şey yok. Bu keçilerin sütü, peyniri, işte oğlak sattık o zamanlar falan derken hayvanlar hem kendilerine baktılar hem bize baktılar o sene. Gerçekten ben o çok bereketini görmüşümdür bu hayvanların. O yüzden bilmiyorum ya. Çok
değerli ve kıymetli benim için. Ya şimdi şöyle, yani bu hayvancılık üzerinden söyleyeyim ben. Yani araştırma aşamasında her şey böyle toz pembe gelir insana. Toz pembe, evet. Aha. Yani böyle okursun işte çok paralar kazanıyorlardır. Tabii. İşte çok iyi hayvanlar oluyordur, çok iyi oğlakları oluyordur. Ha, öyle. Ama öyle. Yani hani derler ya uzaktan davulun sesi. Kesinlikle. Yani hoş gelirdi ya. Ama şeyin işin içine girdiğin zaman yani tamamen farklı bir şey oluyor. Tabii ki. Tabii, yani çok iş farklı. Yap zorlaşıyor. Şimdi şöyle. O zaman dediniz mi? Ya ben ne yaptım? Ya ben, şöyle, ben ne yaptım? Ben bu işe niye girdim? Niye girdim demedim hiçbir zaman. Niye demedim biliyor musunuz? Hakikaten herkes kazancından bahsetti. Bana ya keçi hasta olur. Ya bu hayvanlara işte yıllık şöyle bir işte periyodik aşısı var bunun. İlkbaharda şunu yaparsın, sonbaharda bunu yaparsın. İşte şu kadar şunu yer, bu kadar ekstra bir şey çıkabilir. Bunlardan kimse bahsetmedi. Yani ölür, hasta olur. Ha, ani bir durum olur. Onları hiç hesap etmemiştim. Ama tek şeyim şuydu her zaman. Kendi yerim yok, kiradayım. Sadece onların konforu. Hani onlara bakamayacağıma inandığım zaman elimden çıkartırım. Veya sayıyı azaltırım. Yani onları zora düşüreceksem. Yoksa ben bu işe niye başladım gibi bir şey ben hiç kendime başladım. Hiçbir işte de bunu demedim. Ama bu keçi işinde de deniyorum yani. Ya keşke bunu yapmasaydım. Hayır. Hep bunun ben olmasam bile birileri tarafından çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Belki bir örnek olurum. Yani çok hayallerim büyük ama yaşım da büyük tabii. Hayallerim kadar. Ne kadar daha sürdürebilirim onu da bilmiyorum. Ama belki birine bir ışık olur. Ben yapamasam da. Yani bu benim işi, için önemli olan o. Yani kadınlara, örnek kadınlara yani ön ayak olursunuz inşallah. Evet, inşallah. Yani bu şey cesaretinizle. Teşekkür ederim. Yani kocaman yüreğinizle. Allah razı olsun. Şimdi bu hayvancılık zor bir iş. Evet. Yani bunun hani samanı var, yemi var, çuvalı var. Hani bileyim az önce de dedim. Hani bir tane çivi çakılacaktır. Yani tahta yerinden çıkmıştır. Yani bunları kim yapıyor? Onları çakıyorum ben kendim. Tahtalar yani, çıktığı zaman çakabiliyorum. Yani böyle çivim. Büyük ustalık gerektirmeyen işleri yapıyorsunuz. Onları ufak tefek kırığımı, döküğümü kendim tamir edebiliyorum ben. Ondan sonra yemimi alıp getiriyorum bagajdan. İşte her şeyin bir tekniği var. Yavaş yavaş insan öğreniyor. Yani bagaja, bagajın altını dolduruyorum. Yemleri üst üste kolay oluyor indirmesi falan. Böyle teknikler geliştiriyorum. Çuvalları sürükleyerek götürüyorum. Çok getirttiriyorsam onlardan, yemcilerden rica ediyorum. Getirip indiriyorlar yerine kadar. Öyle yani bir şeyler buluyorum yani oluyor. Çocukların demiyor mu anne senin elinde bir şeyin var, mesleğin var. Evet. Sen niye uğraşıyorsun? Diyorlar bazen diyorlar. Yani sana dükkan açalım. Yani git kuaförlüğünü yap diyorlar mı? Hala diyorlar mı? Artık demiyorlar çünkü baş edemeyeceklerini anladılar. Diyorlardı eskiden. Hamdolsun şimdi bir de ben gelin aldım. Gelinim beni çok destekliyor. Sağ olsun kızım Esra. Anneciğim sen bu işle artık hani hemhal olmuşsun bir de tanınmışsın. Hakikaten bu civarda da artık tanındık çok şükürler olsun. Burada devam et diye o da destek verince şimdi benim oğlanlar da böyle birazcık geri adım atıyorlar hamdolsun. destekliyorlar yani şu anda beni çok böyle yadırgayan yok artık. Burada da yok. Ya ben şunu gördüm yani sizde hani bu işin parası falan yok. Yani şöyle bir şey kenara. Para da değil o. Siz sanki böyle insanlardan kaçmışsınız gibi yani böyle yalnızlığı seçmişsiniz gibi. Şimdi burası diyor yani çok yani huzur veren bir ortam var. Evet çok huzur veren. Yani burada aslında. Olmak isteyen yani o kadar insan olur ki yani bu videomuzdan sonra. Evet. Yani sizde de mi öyle yani böyle insanlardan mı kaçtınız? Yani onu söyleyeyim. Çok çevrem kalabalıktı evet. Gerçekten çok müthiş bir kalabalıktı ama tabii, o kalabalığın olunca, içinde olunca ben çok yalnızdım. Hani iç dünyası olarak, kişilik olarak, düşünce tarzı olarak uyuşamıyordum. Yani böyle bir hem uyumluydum insanlarla hem iç dünyamda o yalnızlığı hissediyordum sürekli. O, ama çocukluğumdan beri var olan bir şeydi bende. Şimdi de onu bazen hissediyorum anlaşılamadığımı vesaire ama hayat böyle galiba belki de benim de imtihanım herhalde bu yalnız olmak korkutuyor mu yok yalnız da hissetmiyorum kendimi çok şükür ama, yalnız derken şöyle yani insanlardan hani uzaklaşma birazcık, istemek evet, izole olmak hani belli bir yaşa gelince evet onu istiyorsunuz ya bu bir gerçek artık hani şey olarak daha
nezih bir arkadaş ortamı. Daha nezih bir yaşam tarzı, sade. Yani sadelik benim için hayat boyu bir felsefemdi gerçekten. Böyle çok aşırı olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Aşırı lüksten hoşlanmıyorum. Aşırı olan hiçbir şey hoşuma gitmez. Ne az ne çok. Her şey böyle orta seviyede olması benim için kıymetli. Yani bir kalite, değer, kalite. Kaliteye bakıyorum. O yüzden de işimi de kaliteli yapmaya çalışıyorum. Ya şöyle düşünüyorum da yani. Düşüncemi de kaliteye doğru evirmek istiyorum. Ona göre tercihler yapıyorum hayatımla ilgili. Yani keçe doğum yapacak olur. Yani ne bileyim oğlak. Keçi oğlağı almaz, hani kabullenmiyor ya. Yani bunları falan yapabiliyor musunuz? Evet, doğumlarda hep yanlarındayım. Gerekirse müdahale ediyorum. Çok baş edemezsem veteriner çağırıyorum. Zaten aşılarını vesairesini hepsini kendim yapıyorum, öğrendim. Ya zaten yaptığınıza hemen inanıyorum. Çünkü hayvancılık, yani böyle her şeyi, tabii. Yani şimdi atıyorum bir iğneyi bile, yani hayvan iğne yapıyorsun, hap yutturuyorsun ya. Yani bunları yaptığınıza inanıyorum ben. Çünkü yoksa yani böyle şeyleri herkese yap, yani böyle dışarıdan yaptırırsanız yani bu işi zaten yapamaz, tabii yürütemezsiniz. Ki, tabii ki, tabii ki, kesinlikle öyle. Ha bir de şöyle, zaten onu ben başkasını soktuğum zaman ben o hayvana bakıyorum demem yani. Ben başkası sağdığı zaman ben o sütü değerlendiremem belki de. Onu ben kendim sağıyorum. Kendim dokunacağım, kendim sağacağım, kendim mayalayacağım, göreceğim gözümle ne yaptığımı bileceğim yani. Hani bu kalitesi, evet bak ben bundan eminim. Süt toplamayı düşündüm ben bu sene. Çünkü peynir sütüm az geliyor, yeterli olmuyor diye. Ama güvenemedim. Çünkü çok herkesin her şeye çok dikkat etmediğini fark ettim. Onun için dedim az olsun, öz olsun. Kaliteli ürün, kaliteli iş çıksın, temiz olsun insanlar. Hani benim müşteri potansiyelimde yüz çevirmesin. Çünkü onlar da para veriyor. Herkes yani bir geçimini sağlıyor bir şekilde. İşte ben şimdi buradan böyle bir şeyler yapıyorum. Gidiyor dışarıdaki başka bir şey yapıyor. Herkes bir şeye para veriyor. Yani en azından ne yediğini bilsin insanlar. Ben de ne yediğimi bilmek istediğim için biraz da en kıymetli şey bu benim için. Bir müddet ben başka hiçbir peynir, yani bunu tanıdıktan sonra hiçbir şey yemez oldum yani. Öyle söyleyeyim size. Kesinlikle. Yani sütü... Yani süt olarak mı? Süt olarak da değerlendiriyorum. Müşterilerim var. İsteyen. Peynir olarak da? Peynir olarak da. Haftalık alan, süt alan müşterilerim var sürekli. Ağırlıklı olarak şey olmadığı zaman, süt siparişi olmadığı zaman otomatik olarak hemen peynir mayalıyorum. En güzel de peynir. Yani yaptığınız işi hani böyle çevrenizde yadırgayanlar var mı? Yani işte tek başına niye uğraşıyorsun? Evet. İşte niye bekliyorsun? İşte keçilerle yani niye uğraşıyorsun? Geliyor, aptalca geliyor herhalde insanlara. Ya kadın başına ne işin var senin falan işte buralarda diyorlar. Ondan sonra ya başka iş mi yok? Yani neden bu? Ya ben bundan keyif alıyorum. Bir de şu var, ben hiçbir zaman bir kurumda doğru düzgün çalışmadım veya böyle birinin bir emri altında çalışıyorum. Hep kendi işimi yaptım hayatım boyunca, çocukluğumdan beri. Herhalde onun da biraz etkisi var. Hani ben bu işi yapacaksam, ya şöyle söyleyeyim, benim el alemin işine kafam çalışmıyor daha doğrusu. Böyle bir açıklama yapayım. Ama kendi işime kafam çalışıyor. Çünkü bakıyorum, burası olmadı mı bu yöntemi deniyorum. Çünkü deneme yanılmayı ben kendi kendime hani geliştirmeyi daha çok seviyorum herhalde. Onunla bağlantılı diyorum bunu. Ama bu işi de sevmezseniz yapamazsınız. Gerçekten öyle. Sabahın 5'inde kalkıp buraya gelemezsiniz. Tabii sizde gün sabah kaçta? Yani, 4, 5, 6. Ben ne zaman uyanırsam. Hayat sabah yani şey 5'te mi başlıyor? 5'te başlıyor. 6'da başlıyor. Hani dediğim gibi. Şimdi sabah kalkınca ne yapıyorsunuz ilk önce? Kalkınca kalkıyorum. Yani keçilerle hani hazırlanıyorum. Bir gününüz nasıl geçiyor? Bir günüm nasıl geçiyor? Sabah geliyorum yanlarına. Kızlar günaydın hemen şu arada. Orada bekliyorlar zaten beni. Ne diyorlar, bana cevap veriyorlar. Ondan sonra geliyorum, üstümü değiştiriyorum, yanlarına giriyorum işte, yavaş yavaş yemlerini veriyorum. Sağıma geçiyorum, sağımı yapıyoruz. Sağımdan sonra zaten belli rutinleri var işte, onların böyle çok güzel alışkanlıkları var. Sağım bitince kapıları kapatıp işte ağılları temizliyorum falan. Onlar böyle bekliyorlar çünkü ot zamanı geliyor. Yoncalarını, otlarını veriyorum, sularını dolduruyorum vesaire. Sonrasında gelip burada işte peynirlerimi mayalıyorum. Akşamdan yaptığım peynirleri bidonlara dolduruyorum.
İşte siparişlerimi gözden geçiriyorum. O günkü günlük ne yapılacak, bir yere götürülecek, gelinecek, onlara bir bakıyorum, aldığım notları falan. Eğer götürülecek peynirlerim varsa dolduruyorum arabamın bagajına, atlayıp gidiyorum. Onları oraya bırakıp geliyorum tekrar. Saat böyle 4 gibi 5 gibi salıyorum, otlatıyorum buralarda birkaç saat. Öyle yani, günlük rutinim şimdilik burada. Aslında hiç de yani bir günde boş vaktiniz yok. Yok. Ha, güzel yok. Ve dolu dolu güzel geçiyor. Yani benim şöyle, burada ziyarete bir çay içmeye gelenim oluyor. Bu da çok güzel bir keyif oluyor benim için. Anca o zaman dinleniyorsun. Evet, evet, dolu dolu geçiyor. Yani oğlaklarınızı falan damızlık mı satıyorsunuz, damızlık, ne yapıyorsunuz? Genelde damızlık satıyorum. Erkek, dişi, yani hepsi damızlık. Keçileriniz de maşallah yani birinci sınıf hayvanlar. Yani ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Yani keçi aşığı birisi olarak yani gerçekten çok güzel hayvanlarınız var yani, Allah. İşte hayalim böyle hep böyle bir seri gibi. Onu yakaladım, annelerde, anaçlarda yakaladım. Şu anda benim damızlığımı alan herkes bilsin ki anneleri 3'er litre süt veriyor. Daha aşağı vereni. Sadece bir çepicim var. O da bu sene doğum yaptı. Geçen senenin oğla. O 1,5 litre falan veriyor. Ama seneye 3'ü çok yakalar. Çok rahat yakalar. Hani yani bir şey yapayım da ondan sonra yola... Hayır. Adım at, oradan yol açılıyor. Gerçekten öyle. Adım at. Çünkü nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Hiç ummadığınız şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ummadığınız kapılar açılıyor. Hiç beklemediğiniz insanlardan yardım görüyorsunuz. Veya bir fikir bile o kadar önemli oluyor ki o zaman. Bilmediğiniz bir iş konusunda. Birinin küçücük bir yol göstermesi bile çok büyük kapıların açılmasına sebep veriyor. Ya yani buradan anlattığınıza göre siz her şeyle kendiniz ilgilenmişsiniz. Yani oradan hayvanları getirmek bile yani bir kadın halinizle oraya gidip hayvanları bile kendiniz getirmişsiniz. Tabii. Hani bazısı der ki ya hayvanları oradan gönderin. Yani ya da birini gönderirsiniz. Yok hayır. Hayvanları sen al gel. Şimdi şöyle de bir şey var. Burada dedim ya 5-6 sene önce birisi getirmiş. Atıf Bey çok sağ olsun. O zaman onunla irtibata geçtim. Dedim ki adama bak gecenin yarısı bile olsa seni arayacağım dedim. Tamam dedi, ara Kezban Hanım dedi. Hakikaten aldık keçileri ama içime sinmiyor. Ya anlamıyorum çünkü gerçekten hani sadece yönergelerle işte burun yapısı şöyle olacak, işte göğsüne bak, işte rengi kırmızı olsun falan, feşman bu kadar. Yaşını anlamam. Yani bana başka bir hani ne bileyim çift cinsiyet gibi bir şeyler de olabiliyor bazen bu hayvanlarda. Hani onu verseler anlamam, yaşlı mı genç mi anlamam. Sabahın 5'i aldık hayvanları ama oradayız, hala gelmedik. Telefon açtım Atıf Bey'e 5'te. Dedim Atıf Bey uyan, uyuyamıyorum ben. Ne oldu Kezban Hanım dedi. Dedim keçileri aldım ama içime sinmiyor. Doğru mu yaptım, yanlış mı? Kezban Hanım dedi. Sana ben ne dedim dedi. O da dedi ki bana tekeyi iyi seç, korkma. Bana da ben böyle şimdi kamerayı açıyorum, telefonu çekiyorum. Bak teke şunu seç dedi. Hakikaten onun dediği tekeyi getirdim. Ve gerçekten müthiş oğlaklarım oldu o senelerde. Böyle 2 sene, 3 sene. Daha doğduğunda 4,5-5 kilo. Böyle iri iri oğlaklar. Çok hızlı büyüyorlar. Ve tekeyi gören de zaten şaşırıyor. Ya biz diyorlar bunu dışarıda görsek nedir diyorlar. Hani eşek desen eşek değil. 130 kilo falandı yani. Çok büyük bir tekeydi. Keçi desek keçiye de benzemiyor. Bu ne diyorlardı yani. Hakikaten dışarıdan görenler bu ne diye bakıyorlardı. Öyle bir tekem vardı. Adı da Toros'tu. Böyle bir serüven mi diyelim artık. Yani siz tırnaklarınızla gelmişsiniz. Yani bu şeyi aşamaya. Evet. Yani kendiniz yani diyene çabalaya. Evet. Ben sizi tebrik ediyorum tekrardan. Sağ olun. Ah tosunum benim, o tosun. Hadi çıkın dışarı. Hadi. Ya çok da güzel yapmışsınız be. Ne yapacağız bunları? Çok o ahırın altına yatıyorlar. Gölgeye hadi yatmışlar. Kızım. Hadi dışarı çıkın. Hadi. Dışarı gel. Hadi. Hadi kalk. Hadi kızım. Hadi çık. Gel. Hadi çık. Çık bebeğim. Çık. Hadi aferin kızım. Annesinin sözünü dinliyor bunlar. Değil mi kızım? Gel. Bunlar akşama kadar mi kalıyor annelerin yanında oğlaklar? Annelerin yanında kalıyorlar. Ben akşam ayırıyorum. Akşam ayırıyorsun, sabah sağıyorsun. Sabah sağım yapıp ondan sonra salıyorum oğlakları.
O zaman siz yani oğlaklar sütten kesildiği zaman sizin şey yani süt veriminiz %100 artar. Tabii. Yani hatta akşam fazla sınavına bile. Daha hiç geçmedim ben. Hmm. Sadece sabah sınavını yapıyorum şimdi. Hadi kızlar. Hadi yürü bakalım. Oğlakların artık sütten kesilme zamanı gelmiş geldi, bunlar. Bunlar geldi. Artık şey oldu, danalaşmışlar. Onu. Hı-hı. Tam Haziran 10'da yani ben illa böyle bir gününü doldurma gibi bir şeyim var. Ya tabii 3 ay yani en şeyi o yani ideali o 3 ay. Danızlıkça bunlar. Hı-hı. Yani alan da bana dua etsin. Yavrum, aynen kesinlikle. İyi hayvanlar vermiş diye. Ha makine uzakta bu sabit sistem. Ben sadece kovayı gezdiriyorum. Benim için kolaylık oluyor. Araba burası çünkü engebeli biraz zorluyor. Evet kızlar hadi bakalım. Herkes yerine. Makineyle sığım yaparken biraz süt kalıyor ya. Evet. O kalmasın diye ben şöyle biraz sıkmak gerekiyor. Aha, mutlaka birazcık olsa bir şey yapıyorum yani. Ha, süt reçeli, süt marmelatı da diyebilirsiniz. Benimki birazcık marmelata döndü bugün. Hmm. Aslında daha böyle açık bir kıvamı var. Benim de YouTube kanalına yükleyeceğim. Yeni böyle bir çekim yaptım. Nasıl yapıldığına dair. Ne var onun içinde? Onun içerisinde keçi sütü var. 1 litre kadar. Ondan sonra normal bir su bardağıyla bir su bardağı şeker. Onu birazcık ben eksiltiyorum ama çok bu defa şekerli oluyor. Meyve posası var mı? Hiçbir şey yok. Şey var. Şöyle şu bir çay kaşığı kadar. Bunu mesela şu şeyde karbonat. Ha, süt karbonat. Ve şekeri kaynatıp karbonatı ekliyorsunuz. Ha, yavaş yavaş kaynaya bu hale geliyor. Hmm, şimdi bakacağız tadına bakalım. Buyurun lütfen. Başlayabilirsiniz. Şimdi çaylarınızı alın. Ellerinize sağlık. Kezban Hanım bize yani güzel bir kahvaltı hazırlamış. Burada macun kırması var. Sonra da yani olmazsa olmaz keçi peyniri var. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.